Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni bir konuya geçiyoruz. Video ve ses kontrolleri, birinci videosu. Ses kullanımı ve RAM preview özelliği. Bu dersimizde After Effects içerisinde ses kullanımı ve bu ses üzerindeki kontroller preview panelini göreceğiz. Video sonunda çalışmalarınıza ses ekleyip bunu üzerinde RAM Preview üzerinden izleme dinleme yapabileceksiniz. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle kompozisyonumuzu oluşturuyoruz. Daha önceden oluşturmuştum ben. Şimdi kompozisyonumuzun içerisine bir ses dosyası import edeceğiz. Ses dosyamızı import ettik ve bunu timeline'a sürükleyerek çalışmamıza dahil ettik arkadaşlar. Biz şu anda sadece ses ile ilgili çalışma yapacağımız için bir görsel bulunmayacak. Ben görsel olsun diye ekrana sadece bir text animasyon ekledim. Şimdi bununla ilgili çalışma yapacağız. Text animasyonumuzu kilitliyorum. Timeline'de gördüğümüz gibi daha önceki çalışmalarımızda da yapmıştık. Yani onun üzerine herhangi bir işlem yapmayacağım için şu anda kilitledim. Gördüğünüz gibi timeline'da sesimiz eklenmiş durumda. After Effects'te şöyle bir özellik var arkadaşlar. Ondan bahsetmek gerekirse normalde animasyonumuzu yaparken animasyonumuzu hazırlarken bunu izlemek istediğimizde ne yapıyorduk? Timeline'da hareket ediyorduk veya Space tuşuyla animasyonumuzu kontrol ediyorduk veya ne yapıyorduk? Preview penceresinden Play Pause tuşuna tıklıyorduk. Animasyonumuzu izliyorduk. Fakat burada dikkatinizi çektiyse eklediğimiz ses şu anda bize gelmedi. Yani arka planda ses dosyası çalışmadı. Preview özelliğinden play yapsam da bu sesi duyamadık şu anda. Bunun sebebi şu arkadaşlar. After Effects çalışmalarımız yaparken RAM'i çok fazla meşgul etmesin diye RAM Preview özelliği getirmiş. Bu da çok kullanışlı ve güzel bir özellik. Çünkü çalışmalarımızı hazırlarken hiçbir şekilde After Effects programı kasma yapmıyor arkadaşlar. Peki sesi nasıl? Animasyonu oluşturduk. Arka planda da ses var. Bunu nasıl duyacağız? Tabii ki de yaptığımız çalışmalarda bir ses dosyası olması gerekiyor. Profesyonel bir şekilde çalışacaksak sadece görüntü bir anlam ifade etmeyecektir. Tabii ki de içerisinde ses de bulunması gerekir. Peki animasyonu bitirmeden önce ham halindeyken çalışıyorken üzerinde bu sesi nasıl dinleyebiliriz? Bunu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Preview penceresinin panelinde en sağda bulunan RAM Preview özelliği var. Yani yaptığın animasyonu RAM üzerinden bana son haliyle çalıştır. Tıkladığımız zaman duyduğunuz gibi arkadaşlar ses arka planda çalıştı. RAM Preview özelliği bu kadar basit bir özellik. Sadece tıklıyoruz ve animasyonun son haliyle izliyoruz, dinliyoruz sesinde. Burada sesle ilgili kontrollerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Timeline'da ses katmanının altında audio özelliğinin altında gördüğünüz gibi audio levels seçeneğimiz var. Yani hani bazı videolarda izlemişsinizdir. Arka planda müzik çalarken sona doğru azalarak son bulmakta veya tam tersi başlarken yükselerek başlamakta.
gibi özellikleri biz After Effects içerisinde nasıl yapabiliriz? Şu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin 6. saniyeden sonra sesimiz azalacak. Bunun için de bir tane keyframe oluşturmamız gerekiyor. 6. saniyeye bir keyframe oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Timeline'da katmanımızın altında bulunan audio özelliğinin sol kısmında bulunan saat. Bu her zaman bütün şeylerde, katmanlarda, bütün özelliklerde keyframe oluşturmaydı. Bunu ilk derslerimizde görmüştük. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir keyframe oluştu arkadaşlar. Ve sesin desibelini düşürüyorum. Şu anda test edeceğim. Şu anda ses kısıldı. Peki niye kısıldı? Yanlışı nerede yaptık arkadaşlar? Birinci saniyede keyframe oluşturduk. Bir de 6. saniyede oluşturmamız gerekiyordu. Şimdi bunu normal seviyesine aldım. 6. saniyede ise bu seviyeyi düşürdüm. Şu anda doğrusunu yaptık arkadaşlar. Yani az önce genel bir keyframe oluşturdum ve desibelini en düşük seviyeye almıştım ve tüm videoda o şekilde çaldı. Şimdi tekrardan deniyorum. Başa geldim. Ramp Preview'den dinliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6. saniyeye geldiğimiz zaman ses giderek düştü. Yani animasyon programlarında nasıldır arkadaşlar? Eğer 2D bir değeri değiştirdiysek 2 değer arasında azalarak o değere gelir. Görüyorsunuz bak şu anda şurayı takip edin arkadaşlar. 1. saniyede 12 desibelken sürekli düşerek 6. saniyede eksi 48 desibele geldi. Ben bu keyframe'i tutar taşır bunu 4. veya 5. saniyede yaparsam ne olur? Bir de bu şekilde dinleyelim. Gördüğünüz gibi 5. saniyeden sonra sesimiz tamamen azaldı. Evet arkadaşlar, After Effects içerisinde ses kontrolleri ve Ramp Preview özelliği bu şekilde. Durdurmadığımız için devam etti. Dediğimiz gibi ses kontrolleri bu şekilde oluyor ve Ramp Preview özelliğinde öğrenmiş olduk arkadaşlar. Sonraki derslerimizde de videolar üzerindeki kontrolleri göreceğiz. Bu dersimiz buraya kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.